Türkiye'nin ilk ve tek günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'de karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Yeşil Bülten'de İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dediğimiz zaman Yeşil Bülten'de biz ne yazık ki çok doğru şeyler konuşmuyoruz genellikle ve o 3 dev proje üzerinden konuşuyoruz sıklıkla. O 3 dev proje neydi? Hatırlayalım hemen. 3. köprü, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul. Bu projeleri dert edinen bir sivil toplum kuruluşu da var. Tema Vakfı. Tema Vakfı bu projelerle ilgili 16 bilimcinin hazırladığı raporu tamamladı. Bugün açıkladı, basınla paylaştı. Ayağının tozuyla da burada İmece stüdyolarında sizlerle paylaşacak Tema Vakfı'ndan Esra Yazıcı Gökmen, Çevre Politikaları Sorumlusu Vakfın ve aynı zamanda Avukat Ömer Aykul, Tema Vakfı Hukuk Danışmanı. Hoş geldiniz. Evet, tam bir hukukçu olarak Ömer Bey önünde dosyalarla duruyor. Ama önce Esra Hanım'a dönelim. Esra Hanım'dan bu İstanbul'un projeleri raporunu ve bu rapordan öne çıkan başlıkları rica edelim. Dediğiniz gibi İstanbul'un doğasının korunmasını hakikaten Tema Vakfı olarak dert edindik. Hatta Tema Vakfı kurulduğu yıldan beri 22 yıldır Türkiye'nin doğasını kendine dert edinmiş durumda. Topraklarından ormanlarına, sularına kadar korunması için çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da da böylesine geniş ölçekli projeler gündeme gelince zaten hukuki çalışmalarımız 2008'den beri yaklaşık 3. köprü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer projelerde gündeme gelince biz çok çeşitli uzmanlık alanlarından söylemiş olduğunuz gibi bilim insanlarını bir araya getirerek bu projelerin birlikte değerlendirmesini istedik. Bu öyle bir çalışma yapmayı amaçladık. Çünkü burada önemli olan bu projelerin hepsinin tekil etkileri oluyor ama esas birlikte nasıl bir sonuç yaratacaklar? İstanbul'un kentsel gelişmesi üzerinde ne gibi etkileri olacak ve dolayısıyla doğal çevresi üzerine ne gibi etkileri olacak? Buradan yola çıkarak böyle bir çalışma yaptık. Öne çıkan başlıklar tabii ki de ilk önce İstanbul dediğimiz zaman, Tema Vakfı dediğimiz zaman ilk önce orman varlığı üzerinde. Zaten birinci ve ikinci köprülerle yeterince çok fazla miktarda orman alanı kaybolmuş durumda İstanbul. Gittikçe kuzeye doğru genişliyor. Dolayısıyla biz de ilk olarak orman varlığı üzerindeki bu projelerin olası etkileri nedir? Oradan yola çıktık. Daha sonra yine doğal çevreden devam ederek İstanbul'un flora fauna yani bitkileri ve yaban hayatı üzerindeki etkileri ne olacak? Tarım arazileri, su varlığı bu şekilde farklı başlıklar altında inceledik. Evet, yani her bir başlık aslında şu önünüzde elinizde duran kitapta da olan her bir makale belki üzerine bu programın süresinin yetmeyeceği kadar uzun konuşulması gereken meseleler ve bu netlikte ve bu derli toplu biçimde hiç yoktu böyle bir kaynak. Önemli olmuş gerçekten. 16 tane bilimciden bahsediyoruz ve her birinin farklı konuda kendi alanında bu projeleri değerlendirmesinden bahsediyoruz. Biz dağınık dağınık aylardır bu kaynakları bir yerden toplama, bir şekilde bir araya getirme çabası veriyoruz doğal olarak haberlerini yapmak üzere. Ama bu kadar derli toplu bir halde önemli olmuş. O kitabı Tema Vakfı dağıtmayı, satmayı ya da bir satış şekilde kullanmayı düşünüyor mu? Satış yok ama dağıtım yoluyla belli. Bizim internet sitemizde şu anda zaten yayınlanıyor raporun tümünü. Tema Vakfı'nın internet sitesinden herkes indirebilir. Ama basılı halinde hocalarımız, kitabın yazarları başta olmak üzere belli yerlere dağıtmayı planlıyoruz ama satış. Evet, birkaç saat önce biten bir toplantıdaydık beraberce. Önce tabii sunumlarını dinledik hocaların, arkasından konuştuk, sohbet ettik. Oradan belki birkaç akılda kalan notu da konuşmakta fayda var. Özellikle su meselesi kritikti. Yani bütün hocaların her biri farklı alanlarda, kimi orman mühendisi, kimi ulaşım şehir uzmanı, kimi şehir plancısı, aynı zamanda siz de bir şehir plancısınız. O anlamda da değerlendirmeleriniz kıymetli bizim için. Bu anlamda su meselesine baktığımız zaman İstanbul'da büyük bir su sıkıntısından bahsediyoruz. Ama bir de yapılaşma, hele bir de 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul ve beraberinde gelecek o kuzeydeki yeni şehir projeleri gelirse İstanbul'a neredeyse su havzası kalmıyor diyebiliriz galiba, değil mi? Hem havza kalmıyor hem de nüfus hızla artıyor. Şu anda zaten çok yoğun bir şehir halinde. Türkiye nüfusunun yaklaşık %19'una yakını İstanbul'da yaşıyor şu anda. Yüz ölçümüne bakacak olursak da Türkiye'nin 1/7'si kadar bir alanda Türkiye'nin %19'u yaşamaya çalışıyor neredeyse. Ve dediğiniz gibi şu anda çok ciddi bir kuraklıkla da karşı karşıyayız. Zaten bu kuraklık öncesinde de
su sıkıntısı aslında kendini göstermeye başlamıştı. Diğer havzalardan İstanbul'a su transferleri projeleri ortaya çıkmaktaydı. Bununla beraber yaşanan bu kuraklık ve bu projelerin de daha çok nüfus da getirmesi suyun en önemli sorun olmasını neden olacak sonuç olarak. Örneğin Kanal İstanbul diyoruz, hani çok fazla bir bilgimiz yok ama hep basında paylaşılanlar birkaç güzergah alternatif var ya, küçük Sazlıdere ve Küçükçekmece havzaları kullanılacak ya da Büyükçekmece. Şimdi bunlar, Sazlıdere'ye baktığımızda şu anda İstanbul'un suyunun %6.7'sini barındırıyor. Bu proje nedeniyle %6.7'lik bir sudan bir anda vazgeçmiş, kaybetmiş oluyoruz. Zaten çok büyük bir susuzluk bizi beklerken bu projelerle çok daha fazla. Terkos Barajı aynı şekilde. Üçüncü Havalimanı bu Terkos Havzası'nın koruma kuşakları içerisinde yer alıyor. Ve bütün bu Terkos'u besleyen nehirler, su yatakları tahrip edilecek bu projeler nedeniyle. Dolayısıyla yine Terkos'un da zaten şu anda suyu aslında gidip alanda görseniz çok ciddi bir azalma gözle görülüyor. Bunlar hep çok daha... Aslında belki madde madde de söylemekte fayda var. Yani mesela dönelim şeye, 3. Havalimanı'na. 3. Havalimanı projesine için bütün hocaların ortak derdi şuydu benim anladığım. Kimse bize hiçbir şey sormuyor. Kanal İstanbul'la ilgili kimseyde hiçbir bilgi yok. Öyle bir proje var, bir yerlerde planlanıyor, başka bir yerde. Yapılacak ama kimseye hiçbir şey danışılmıyor. Bütün hocalar, alanın uzmanı hocalar dertleri buydu. Sen de bir şehir plancısı olarak düşündüğün zaman 3. Havalimanı Silivri'de yapılması planlanırken bir anda buraya yine Kuzey Ormanları'nın göbeğine kaydırılıyor. Ve oraya korkunç bir cazibe merkezi yaratarak aslında, değil mi? Bir şehirleşmenin de önü açılmış oluyor. Bunun sonu ne olur İstanbul için? Yaşanabilir bir halde kalma ihtimali yok sanırım. Öyle bir ihtimal yok bu tip gelişmelerle. Bunlar çünkü tamamen plansız gelişmelerin de önünü açacak. Dediğiniz gibi katılım yönü zaten tüm Türkiye'de şu an en büyük sorunlardan biri. Bu tip projelerde katılım yönü çok arka plana atılıyor. Katılım dediğimizde aslında farklı ölçeklerde katılım söz konusu. Yani görüş aldığınız, bu da bir katılımdır. Ama en alt düzeydedir. Ortaklaşa karar vermek de bir katılımdır. Bu da en üst düzeyde. Şu anda katılım planlara itiraz süreçleriyle ve daha sonra da dava açmayla sınırlandırılmış gibi. Onun öncesinde bir hazırlık aşamasında etkin bir görüş alışverişi ve ortak bir akıl bulma, ortak yol bulma gibi süreçler şu anda işlemiyor maalesef. Ve de bununla birlikte de 100 binlik plana da aykırı bir şekilde, ne dediniz çok güzel, Silivri'de planlanmıştı. O da ayrı bir tartışma konusu, doğru mu yanlış mı, ama en azından 100 binlik ölçekte Silivri'deyken hiçbir plan tadilatı yapılmadan, planlama kademelerinde hiçbir şekilde o sistematiğe oturtulmadan farklı bir yerde yapılacak olması çok büyük bir, yani zaten temelinde bu işin yanlış yapıldığının göstergesi. Evet. Ömer Bey'e sabrı için teşekkür ederim. Öncelikle bu raporu bir kısaca değerlendirelim. İzleyenlerimize birkaç maddesini verelim istedik. Ama sizin de çok kıymetli değerlendirmeleriniz oldu. Hem o toplantı sırasında hem sonra konuştuğumuz, benim sorduğum bir soru üzerine. Bunları izleyenlerimize de aktarmalıyız şüphesiz. Üçüncü köprüyle ilgili devam eden davalarında avukatısınız. Aslında Tema Vakfı'nın davalarını, yani hukuk mücadelesini bu anlamda baştan beri yürüten kişisiniz. Öncelikle şu mevcut durumu, hukuki süreçteki mevcut durumu rica etsek sizden. Tabii. Tabii. Bir kere bu İstanbul'la ilgili davalara geçmeden evvel bilelim ki Tema Vakfı Türkiye'nin bütün doğal varlıkları ile ilgili olarak yaklaşık 15 yıllık sürede 200'e yakın dava açtı. Ve bunlarda Türk yargısı bunların yaklaşık %72'sine evet haklısınız dedi. Terse çevirirsek demek ki alınan ekosistemi etkileyen kararların %28'i ancak doğru, %72'si yanlış. Bu tespiti yapalım bir kere. Hı hı. Bu hiç kimsenin değil, bu Türk yargısının olayı ekosistem bazlı görmedeki önceliğini göstermesi açısından önemli bir veridir. Dönelim şimdi İstanbul'a.
İstanbul'un anayasası denen burada getirdik. Haritalar hariç. O anayasa çoktan çiğnendi ama sanki hocam. O anayasadan eser yok şu anda. Evet. Hep konuştuğumuz şey bu. Evet yani. Maalesef yani bu aslında biz bununla ilgili bazı sıkıntıların da davasını, dava konusu yaptık. Tabii bütün bu davaları açarken yanımda oturan değerli şehir plancısı Esra Hanım'ın katkıları çok çok büyüktür. Bunu belirtmek isterim. Nedir şimdi, bu anayasa? İzleyenlerimize paylaşalım, görmediler. 1/100.000 ölçekli, evet. İstanbul çevre düzeni planı. 1/100 100.000 ölçekli. Buradaki bakınız 3. köprüyle ilgili olarak şudur not. Eğer İstanbul'un bir köprü ihtiyacı var ise 1. köprü yıkılmalı, 2 katlı gerekirse raylı sistemi de içerecek şekilde yeniden yapılmalı. Bazı çevre yollarının takviyesi olmalıdır der bu plan. Bu aslında İstanbul'da atılacak her adımın yazdığı yerdir. Ve 2. köprüyle yaratılan olumsuzluk sayfalarca anlatılmıştır. İstanbul'un bundan sonra bir köprüler tuzağına düşmemesi anlatılmıştır. Yağ lekesi gibi kuzeye doğru büyüme tehdidi bahsedilmiştir. Ve özellikle ana ulaşım tercihleri olarak raylı sistem ve deniz yolu önerilmiştir. Bu İstanbul'un kabul ettiği, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altında imzası olan, onayı olan bir plan. Peki ne oldu da biz bugün 3. köprüyü, 3. havalimanını, evet, Kanal İstanbul'u tartışıyoruz? Şimdi ne oldu'dan önce bir de 3. havalimanı ne var burada? Evet, 3. havalimanı var. Silivri'de. Net bir şekilde belirtilmiş. Şimdi Kanal İstanbul falan böyle bir şey yok zaten. Böyle bir şey yok, olamaz. Yani bir plancının veya plancılık eğitimi almış, plana ilgi duyan hiçbir kimsenin Kanal İstanbul gibi bir proje diyelim. Bazen de çok esprili olarak eski Gırgır'ın bir karikatür tipi vardı, zihni sinir proje derdi. Böyle bir proje efendim hiç kimse düşünemez. Şimdi dönelim, ne oldu? Ne olduğunu biz bilmiyoruz. Basından öğrendiğimiz kadarıyla o plan bürosu dağıtıldı, onu biliyoruz. Çok değerli uzmanlar vardı. Orada bize 100 binlik planın sunumunu yaptılar. Ben de katıldım ona. TEMA'nın temsilcilerini, diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri bizi de çağırdılar. 100 binlik önerilerimizi söyledik. Ve ortaya İstanbul için oldukça iyi. Yanlışları var mı? Var. Bize ters düşen tarafları var mı? Var. Ama ulaşım açısından çok da tenkit edilmeyecek, iyi, arazi kullanımı açısından da iyi sayılabilecek bir plan var orada. Hı. Ama sonra, üstelik çok da iyi biliyoruz ki, özellikle 3. köprü için İstanbul'a yapılacak en büyük kötülüktür diyen eski belediye başkanımız, şimdiki sayın başbakanı, başbakan olduktan sonra görüşlerini değiştiren bilimsel veriler nedir bunu bilmiyoruz. Ama biz kendi incelemelerimize göre bunun olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu plana aykırı. Hemen döndüğümüzde ise peki 3. köprü ile ilgili ne oldu da, çünkü buradaki bu 3 büyük projedeki en öncelikli olan 3. köprüdür. Önce onun üzerinde duralım. Ne oldu? Şimdi 2 tane plan değişikliği oldu. Bunun bir tanesi Boğaz, ilave Boğaz geçişleri. Çünkü Marmaray burada var. İlave Boğaz geçişleri ve güzergahları alt ölçekli planlarda değerlendirilecek. Şimdi bir, evet, plancı yanımda ama ben söyleyeyim, eğer bir planda bunlar alt ölçekli planlarda değerlendirilecektir cümlesi varsa korkunuz. Çünkü plan olmayacak demektir. Peki dönelim. Bir 3. köprüyle ilgili bu planda bir plan değişikliği var mı? Ha, yok. Bakın cümle bu kadar. Burada hiç 3. köprü lafı yok. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü burada 3. köprünün, yani İstanbul'un anayasası dediğimiz ana planında 3. köprünün olmamasıyla ilgili net hüküm var. Yani bunu, aslında uyuyor gibi duruyor bu yapılan şey. Uymuyor. Yani şöyle, biz dolanıyoruz. Evet. Dolanıyoruz. Daha güzel. İlave Boğaz geçiş ve güzergahına ait alt ölçekli planlar da değerlendirilecek. Yani 3. köprünün adını anmıyoruz ama
çaktırmadan 3. köprüyle ilgili bir karar oluştu. Bakınız, bir 3. köprü böyle bir cümleyle olmaz. Bu olmaz. Sonra ne var? Tabii köprü tek başına durmaz. Buraya bir takım yol yapmak lazım. Onu da 1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara otoyolu Nazım İmar Planı diyoruz. Şimdi bir otoyol Nazım İmar Planı ile yapılmaz. Bu seviyede. Mutlaka önce bir çevre düzeni planında bir düzenleme yaparsınız. Buna bağlı olarak ulaştırma planlarını ele alırsınız. Şimdi bu üstten kondu geldi. Peki ne yapıldı? Tabii biz bunların her ikisine de dava açtık. Özellikle ilave boğaz geçişi alt ölçekli planlarda düzenlenecek davayla ilgili dosyamızda gayet güzel bir bilirkişi raporu aldık. Bilirkişi, evet böyle bir şey planlama ilkelerine aykırıdır. Eğer bir şey yapıyorsanız oturun. Üçüncü köprü mü istiyorsunuz? Çevre o zaman oturun, işte bunu yeni baştan düzenleyin dedi. Bu olmaz dedi. Ama biz nasıl karar aldık? Bir mahkemenin bir verdiği karara dayanarak bilirkişi raporuna rağmen davamız reddedildi. Biz de temiz ettik. Şimdi bakınız, burada bir hukuki analiz yapalım. Bir mahkeme bilirkişi incelemesini ne zaman yaptırır? Kendisinin teknik konuda yeterli bilgi düzeyine ulaşamayacağını hissettiği anda. Bu bilirkişi incelemesi yapılması için ister idari yargıda olsun ister adli yargıda olsun temel prensiptir. Şimdi siz bir bilirkişi incelemesi yaptırıp ondan sonra oradaki raporu hiç kale almazsanız o zaman ben bu bilirkişi incelemesi için niye bu kadar para ödedim? Bir. İkincisi bu rapor yanlışsa İkinci bir bilirkişi tayin edersiniz. Bu hakkıdır mahkemenin. Tereddüt görür, beğenmez. Talebe bile gerek yok. Taraflardan birisinin itirazına bile gerek yok. Mahkeme der ki, evet bu bilirkişi raporu böyle ama ben bir bilirkişi incelemesi daha yaptıracağım. Diyebilir ve yaptırabilir. Şimdi hiç bu yok. Peki siz hem teknik konuda uzmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Ondan sonra ben vazgeçtim. Bu uzmanlığa ihtiyaç yok. Zaten başka bir yerde de bir mahkeme kararı var deyip davayı reddediyorsunuz. Bu idari yargılama usul hukukunun temel prensiplerine uymaz. Peki Ömer Bey, şunu soralım. Belki de birçok insanın da içinden geçirdiği, belki umutlu belki umutsuz olduğu bir konu. Üçüncü köprü projesi durabilir mi, iptal edilebilir mi ya da başka bir düzenleme konuşmuştuk bunda. Şimdi Danıştay bununla ilgili bir bozma kararı verebilir. Artı bir de otoyol projesi var. Otoyol projesi tabii çok ilginç. Bu da onun raporudur. Bu da bir ilginçliktir. Bunu da hazır fırsatı varken söyleyelim. Bu davada davacı Tema, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, müdahil de karayollardır. Bu rapor bizim bütün sunduğumuz bunun önceki raporları burada var. Buna rağmen buradaki değerli bilirkişi heyeti 7 kişidir. Birisi hariç evet demiştir hepsi. Uygun bulmuştur bu otoyolunu dolayısıyla köprüyü. Ama bütün bu rapor iki davalının Büyükşehir Belediyesi ile karayollarının raporlarına dayanmıştır. Tema'nın sunmuş olduğu raporlardan bir nebze dahi bahsedilmemiştir. Ve herkes bilmelidir ki bu raporu verenin 7 kişiden bir tanesi de ormancıdır. Hem de bir fakültenin başındadır. Şimdi bu da tabii temizde. Danıştay elbette ki bunlarla ilgili bozma kararı verebilir. Efendim biz bu kadar yer yaptık ne olacak? Efendim hukuksuz yaptınız. Zaten başı da hukuksuzdu. Ağaç kestiniz 1,5 milyona yakın. Köprünün temeli ne zaman atıldı hatırlayın. 29 Mayıs 2013. Sorduk. Dedik ki ne zaman aldınız siz bu kadar 1,5 milyon ağaç kestiğinize göre bir karar almanız lazım değil mi? Ne zaman aldınız? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı elimde. Bununla ilgili kararın tarihi 14 Mayıs 2013. Yani 29 Mayıs'ta temel atıyorsunuz. 15 gün önce ağaç kesim kararı alıyorsunuz. Ama 1,5 sene önceden itibaren ağaçları kesmeye başlıyorsunuz. Hukuk
Nerede? Yani kararı almadan ağaçları kesmeye başlamışlar. Evet. Peki Ömer Bey, sohbet şüphesiz çok keyifliydi ancak süremizin sonuna geldik. Ne yazık ki konuşacak da birçok şey var. Başka bir programda umuyoruz. İnşallah. Daha detaylı konuşuruz bunları. Hem de belki Danıştay'dan kararlar gelmiş olur o zaman. Umarız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz her ikinize de geldiğiniz, katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, bugün Yeşil Bülten'de İstanbul'un 3 büyük projesini değerlendirdiği Tema Vakfı'nın raporunu konuştuk. Hem Tema Vakfı'nın raporunu hem de Tema Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Ömer Aykul'la 3. Köprü'nün hukuki durumunu konuştuk. Yeşil Bülten'in sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.